Bizim için telefon çok büyük ihtiyaç. Hani ben buradan konservatuvara gidiyorum mesela. Şu an ezberledim ama ezberleyene kadar konum açıp gidiyordum. Otobüs saatlerine bakacaksın. Telefon. Otobüsten ineceğin durağı telefonla hesaplıyorsun. Yer yön olarak bir erişimi yok mesela abi. Yani hayatımızla uğraştırdı bu durum. Benim şu anda kullandığım telefon, çünkü onun aynısını almaya kalksam alamıyorum. Ya onu almak için bile aylarca para biriktirmiştim ben. Şu anda kullandığım telefon da erişilebilir değil görme engelliler için. Gideceğim yeri aratıyorum mesela ama diğer telefonda kaç metre kaldığına kadar bakabiliyorum. Genelde navigasyonla gidiyorum. Çünkü ya bir gidişte bir kere gittiğim yeri ezberleyemeyebiliyorum ya. 3-4 defa gittikten sonra anca ezberliyorum. Ve sürekli yaşıyorsun o zaman. Tabii ki sürekli yeni bir yerlere gitme ihtiyacı oluyor. Mesela hiç bilmediğim bir yere müzik yapmaya gidiyorum vesaire, ya da arkadaşlarımla buluşmaya gidiyorum bir yere. Mecbur konum açacağım. Beni şu yönden etkiledi. Mesela ben, biri benden yardım istediği zaman önceden hiç acaba kötü niyetli midir diye düşünmezdim. Çünkü yani öyle düşünüp ona yardım etmediğim zaman akşam başımı yastığa koyduğumda vicdanım rahat olmuyor, uyuyamıyorum. Kesinlikle. Ya şu an mesela benden bir şey istenildiği zaman yapmıyorum. Belki de kötü niyetlidir diye. Yani o adamın yüzünden mesela şimdi belki yardım edebileceğim birine de yardım edemiyorum. Yani benim iyilik yollarımı kesti diyelim. Biz bir şekilde hırsızlık olunca artık bir yere koydu, oradan çalındı falan diye düşünüyorduk. Ama sonra Ragıp olayı anlatınca, hani dedim, Ragıp'ın iyi niyeti orada kullanılmış ve görme engelli oldu açıkçası. Anlamıştır o kişi, bunu kullanmış. Görme engelliler için yani teknoloji çok önemli. Özellikle sporda dediğimiz B1 kavramı, yani Ragıp gibi hiç görmeyen arkadaşlarımız için çok daha önemli. Çünkü buradan örnek veriyorum, işte yarım saat bir yere gidecek olsa bu teknolojiden yararlanmak zorunda. Çünkü nerede olduğunu bilemeyebilir, oradaki konumunu kullanması gerekebilir. Şimdi aynı zamanda üniversite okuyor Ragıp. Yani müzik konusunda da çok başarılı bir kardeşimiz. Viyola çalıyor. Sporunu yapıyor, yani her branşta var, her dalda var yani Ragıp. Yarışmalara hazırlanıyor. Tabii ki, kesinlikle yarışmalara da hazırlanıyor, yani müzik anlamında da konserler organize ediyor burada. Değişik faaliyetlerde yer alıyor. Ama işte dedim ya, bunların hepsi maalesef ki günümüzde teknoloji ve telefondan geçiyor. Burada Ragıp'ın görme engelliliği tamamen istismar edilmiş yani. Yani biz zaten hayatı çok zor yaşıyoruz. Normal bir bireye göre hayatımız çok daha zordur. Biz her şeyi çözüm bulmak zorundayız. Bir şey bulmak zorundayız. Yani bu konuda yani bize aslında destek olunması gerekirken toplumda, yani aksine Ragıp'ın görme engelli olduğunu bilerek bu bireyin telefonunu alıp sanki konuşuyor gibi yapıp ondan sonra uzaklaştığını, Ragıp'ın görmediğini anlayıp telefonu alıp gitmesi. Yani bizim için o telefonun gitmesinden, yani engelliliğimizin kullanılması çok daha kötü bir şey yani. Bizi rencide eden bir şey yani. Hayatta zaten zor tutunuyoruz. Bunu yaptıkları zaman biz psikolojikmen, fiziken, yani her türlü etkileneceğiz sonuçta. Yani böyle, yani bunun için dedim mi yani, biz zaten zorlanıyoruz. Yani bize destek olmanız gerekirken bizim engelliliğimizi kullanmasın kimse.